Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün önce bir duyuruyla başlıyoruz. Bildiğiniz gibi benim bir teknik analiz eğitimim var. Teknik analiz sırları kanalfinans.info sitesinde yayınlanıyor. Bu eğitime yeni bölümler ekleyeceğim ve 1 Temmuz'dan itibaren bu yeni bölümlerle birlikte eğitime zam gelecek. Ancak 1 Temmuz'dan önce eğitimi satın almış olanlar herhangi bir ek ücret ödemeden yeni bölümleri izleyebilecekler. Süresi dolmuş olan herkesin süresini de herhangi bir şey talep etmeden uzatıyorum ki yeni bölümleri izleyebilsinler. Önceden duyurayım dedim çünkü önünüzde bir ay var. O bir ay sonra artık ben bilmiyordum, ben hala da eski fiyattan alabilirim zannediyordum gibi şeyler olduğu zaman kusura bakmayın, ben size bir ay öncesinden duyurdum demek istiyorum. Ara ara bu duyuruyu yapacağım ve 1 Temmuz'da da o zam gelecek. Maalesef her şeye zam geliyor. Üstelik biz içeriği de büyütüyoruz. Şimdi gelelim borsamıza. Borsada bugün güzel bir gündü. Daha da güzel olabilirdi. Sonradan Amerika biraz bozunca bizde de biraz satışlar geldi. Güzel gidiyor şu anda borsa. XSU 100, evet, şöyle güzel gidiyor. Yükselişini 3 gündür sürdürdü. Yani 3 günden beri hep artı gidiyor ki aslında aşağıdan bakacak olursak şöyle aslında 25 Mayıs'tan beri yükselişini sürdürüyor. Yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Neden bekliyoruz? İşte her defasında anlatıyoruz. Yani bu yüksek enflasyon ortamı ama şirketler, bir kısım şirketlerin en azından durumu iyi. Seçici olduğunuz zaman ki o konularda cazip seneler videosu yapıyorum. Geçen ay yapmıştım, bu ay gene yapacağım. Merak etmeyin, hep sormanıza gerek yok. Zaten şunu da söyleyeyim, yani ben bu işi yapmaya başladığımdan beri her ay yapıyorum zaten. Yani bu ay yapacak mısınız diye sormanıza gerek yok. Yapmadığımız şey sektörünün yıldızı hisseler videosudur. Çünkü onu zaten Osmanlı Yatırım için yapıyorduk. Tanıtım için yapılıyordu. Osmanlı Yatırım'la olan bu işbirliğimiz sona erdiğinden beri zaten benim o programa da erişimim yok. Zaten yapamıyorum. O yüzden her defasında sorduğunuzda aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Cazip hisseler yapacağız. Yani bu tip hisseleri alırsanız, tutarsanız, şöyle bir 15'lik falan da bir portföyünüz olursa illaki kazanırsınız. Sabırlı olursanız. Yani kısa vadede para kaybetmek ihtimali elbette ki vardır, riskler vardır. Uzun vadede ama kazanırsınız. Gene de riskler vardır. Yani kazanırsınız diyoruz, yine hesapta olmayan bir şey olur. Para kaybedebilirsiniz ama genellikle sabırlı olanlar, iyi bir portföy oluşturanlar, uzun vade bekleyenler para kazanır borsada genellikle. Yani çünkü her türlü yatırımın bir riski var. Eğer sabit getirili menkul kıymet yatırımı yapmıyorsanız, yani da bilmek gerekir. Ben genel anlamda borsanın iyi olacağını düşünüyorum bu süreç içerisinde. İşte XSU 100'de bu şekilde yükselişini sürdürdü. Hedefimiz de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda 2859. Şu anda da iyi gidiyor diyebiliriz. Dolar TL tarafında bugün fazla bir hareket yoktu. Orada da zaten şöyle saatlik grafikten baktığımızda işte görüyorsunuz, biraz böyle 18.40'ın üzerine çıktığı zaman hemen bir satışlar falan geliyor ama bunlar fazla etkili olamıyor. Tekrar yukarı gidiyor. Yani bir el burada bunun çıkmasını istemiyor. Üstten sürekli böyle basıyor, basıyor. Nereye kadar basacak? Takati kesilinceye kadar basacak. Ondan sonra kaldığı yerden devam edecektir. Bu şekilde. Yani çünkü bu sürdürülebilir bir durum değil, daha evvelden defalarca denendi. Yani 3 defa denendi. Olmadığı görüldü. Bir sürü para da boşuna yakılmış oldu. Bir şey değişmiyor yani. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra tabii ki kur artıyor. Enflasyon daha da artıyor vesaire. Kötü yani bu gidişat. Yapacak bir şey yok ama. Buradan geçelim Amerika'ya. Amerika'da bugün satışlar var. Dow Jones'ta Amerika'daki verilerden sonra satışlar sertleşti ve o 32.855 üzerinde değil. Şu anda kapanmış değil. 32.855 üzerinde kapanırsa tamam, bu trend bozulmadı diyebiliriz. Yükseliş başladı diyebiliriz ama şu anda pek öyle değil görünüm. O yüzden bugün ekside, bakalım nereden yukarıya dönecektir. Ben yani bu
30.800 şu bölgelerin artık dip olduğunu düşünüyorum bu işlerde, ama buradaki bu yükseliş de hızlı oldu. Hızlı olunca işte ise mesela burada 0%23.6'sına kadar bir geri çekilme, yani 32.653 kişi şu anda da hemen hemen orada normaldir. Buralara kadar geri çekilip sonra buradan güç alıp devam edebilir. Şu anda görünüm negatif, henüz kapanmış değil. Bugün iki tane Fed başkanının konuşması var. Kimler var? Williams var, Bullard var. Bunları da nereden görebiliriz? Saat kaçtadır falan diye her defasında sorular geliyor. Bakın şöyle, ben TradingView kullanıyorum. TradingView'da Markets diyor, şurada giriyorsunuz. Markets'a girdikten sonra şurada Forex var. Şöyle oraya gelince de Economic Calendar diye çıkıyor. Orada da işte siz ayarlıyorsunuz. Ben Amerika'yı falan görmek istiyorum diyorsanız işte burada yazıyor. Bullard konuşacak 18.30'da, Williams konuşacak, Bullard 20'de konuşacak. Şu şekilde devam edecek. Mesela yarın kimler konuşacakmış? Logan konuşacakmış saat 7'de. 8'de de Mester konuşacakmış. Bizim saatte bunlar. Evet. Bu şekilde yani. Fed başkanları konuşunca piyasa karışıyor. Ve biz de devam edelim analizlere. S&P 500'de de tabii ki benzer şekilde düşüş var. 4115'in 4120'nin üzerinde kapaması lazım bizim için. 4120'nin üzerinde kapamıyorsa o zaman yapabilecek bir şey yok. Düşüşler devam edebilir. Nasdaq biraz daha az düşmüş görünüyor şu anda. Belki o yeteri kadar satış yedi. Ama orada da dediğimiz gibi daha önceden 12.739 var. Bunun üzerine çıkması gerekiyor. Henüz çıkabilmiş değil. Dolayısıyla da Bitcoin'e henüz bunlar yaramıyor. Bitcoin'de de evet şu yatay hareket bozulur gibi oldu. İki gün üstünde kapattı ama BTC Haber TV'de söylediğim gibi aslında bu işler bitti, yükseliş başladı demek için şu seviyenin geçilmesi gerekiyordu. 32.232, o geçilememiştir. Biraz daha böyle olumsuz süreç devam edebilir. BTC, yani Bitcoin o kadar iyi gözükmüyor bu ortamda. Şimdi buradan bakalım, dolar endeksi tekrardan bir yükseliş var ve bayağı güçlü olmuş. Tekrar 102'nin üzerine atmış. Yani altın için pek olumlu değil. Amerikan 10 yıllıklarda da buralardan bir tepki yükselişi gelebilir demiştik. Geldi. Bugün de devam ediyor. Bu da altın için pek iyi değil. Altın o yüzden şöyle 1862'yi geçemedi. 1842'ye doğru devam edebilir demiştik. Oraya geldik şu anda. Biraz daha zafiyet olursa biraz daha düşebilir tabii. Şu anda altında da yükseliş görmüyoruz. O yatay hareket devam ediyor. Gümüşte de 21.94'ün altına tekrar geri geldi. Yatay hareket devam edebilir burada demiştik. Aşağıda 21.41 var. 21 kaça kadar geldi bu? 21.46'ya kadar gelip oradan yukarı devam etti. Orada da ilginç bir şey yok. Orada da yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz. Yani borsalarda biraz yükseliş oldu, geri çekildi. Altın, gümüşte yatay hareket devam ediyor. Şeyde, Bitcoin'de de yatay hareket devam ediyor. Gelelim Brent petrol. Brent petrolde şu 121'e kadar olayların, yani fiyatların artabileceğinden bahsetmiştim. Çünkü bu yeni bir şeydi yani, Rusya'dan petrol almamak gibi. Daha evvelden de buraya kadar gelip üzerine de şöyle biraz gidip geldiğini söylemiştim. İşte tekrar gitti geldi. Ondan sonra da tekrar bunun altında kalmaya devam etti. Yani görüşümde bir değişiklik yoktur. 121'e kadar şöyle gelip ondan sonra da tekrar aşağıya dönmesini bekliyorum diye söylemiştim. Şu işte 12 saatlikte baktığımızda burada bir takım uyumsuzluklar falan görmüştük. İşte şöyle tekrar böyle bir deneme oldu 121'e doğru. Buradan tekrar fiyatların düşmesini bekliyorum. Yani bakınız, bir kez daha söyleyeyim. Ben burada anlatıyorum size değil mi? Yani şuraya kadar gitmesini bekliyorum, ondan sonra düşmesini bekliyorum. Arkasından birçok kişiden de şöyle itiraz geldiğini görüyorum. Ama bilmem ne olursa çıkmaz mı? Yani senin kafandaki görüş çıkması yönündeyse tamam, saygı duyuyorum. Ama ben burada düşmesi yönündeyim diye bir şey açıkladıktan sonra bu tartışma
ihtiyacı nedendir? Yahut 121'e kadar gider, oralardan aşağı gelir dedikten sonra ama işte görüşünüz hala aynı mı diye ertesi gün sormak ihtiyacı nedendir? Ben bunu anlamıyorum. Bazı arkadaşlar da böyle bir tartışma ihtiyacı var. Yanılabiliriz. 121'den de daha yukarı gidebilir. Bilemiyorum ama bana buralardan artık aşağı dönecek gibi geliyor bu. Bu şekilde takip ediyorum. Tekrar şu kanalın içerisine yatay harekete haftalıkta görüldüğü üzere dönmesini bekliyorum yani buradan şöyle. Çünkü bu daha evvelden de böyle buralara denedi, geri geldi ve işte zaten ciddi bir şekilde hacimde düşüyor. Onu da görüyorsunuz yani. Hacimsiz bir yükseliş oluyor bu. Geçen seferki gibi değil. İşte bugünlük de bu kadar.